Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim kitap Emrah Serbes'in Müptezeller adlı kitabı. Arkadaşlar kitap bu bir şeyleri müptezeli olmuş tipler vardır ya ve bunların kendi dünyası vardır. Bunu dünyanın içine girmeden bilemezsin. Böyle bir dünyada geçen üniversite öğrencisi yazar olmak isteyen genç bir arkadaşın. Başına gelen birkaç olay, yaşadığı yerler, semtler, nasıl sürekli böyle içtiği, takıldığı, neler takıldığı filan, ne ne tip heriflerle birlikte olduğu, nasıl bir çevresi olduğu, nasıl bir hayatı olduğu ile ilgili bir hikaye. Bunu bilemezsiniz derken insanlar normal vatandaş. Şimdi normal vatandaş bir yerin önünden geçer böyle hafif bir çardak vardır. Onun arasından orası bir meyhaneye açılır. Mesela bunu normal bir vatandaş bilmez. Orada bir başka bir dünya vardır. Anlatabiliyor Ya da bir, bir yer vardır. <laughs> bir mahalle. Orada başka bir dünya vardır. Orada başka hikayeler vardır. Bambaşka. Hani anlatabiliyor Alkoliklerin bildiği, işte nasıl diyeyim uyuşturucu böyle müptezellerin, bilmem nelerin bildiği e, şeyler vardır. Bir nevi başka bir şey. Şimdi bu tip bir hikaye. Kendi dili okuması kolay. Yani nasıl diyeyim? Uzun öykü diyebileceğimiz 160 sayfa falan böyle. Uzun öykü diyebileceğimiz bir kitap bence. Ee, mizahi olmasına dikkat edilmiş bence. Yani açısı ben şöyle söyleyeyim kitapla ilgili ve bu tarz hikayelerle ilgili benim de böyle nasıl diyeyim bu tip arkadaşlarım çok oldu tamam mı? Şöyle söyleyebilirim. Ben kendi biliyorum muhabbetleri. Ee, bu muhabbetlerde şöyle bir sıkıntı var. <laughs> çok güzel, çok keyifli, çok bilmem ne. Ama esasında biraz düzgün bakınca bunlar trajik muhabbetler. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sarhoş bir şey anlatır çok... Eğlenirsiniz, gülersiniz ama esasında trajiktir. Bir canki bir şey anlatır çok gülersiniz, eğlenirsiniz. Bir başka birisi bir şey anlatır ama esasında trajiktir. Çok daha e, iyi şeyler olabilecek iken bir nevi o kaybetmenin trajedisi ve komedisi gibi ya da nasıl diyeyim? Ya yani böyle işte üzücü esasında e, bunu fark ediyorsunuz. Yani. E, bu değişik bir mizah türü. Yani biraz düşününce komik mi, trajik mi bunu karıştırıyorsunuz. Biraz düşününce. Ama dediğim gibi argosu, okuması, bilmem nesi keyifli. Ben <laughs> sevdim diyebilirim. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Birkaç tane de bildiğim bu konularla ilgili bir şey söyleyeyim genç arkadaşlara. Arkadaşlar sigara içmeyin derim. Sigara sizi 25 yılda bitirir. Erkek arkadaşlara söyleyeyim genç yani 45'ten sonra dalga kalkmaz. Unutun. Tamam mı? Gidin sorun. Samimiyetle sorun. Samimi olduğunuz büyükleriniz varsa bu muhabbeti unutun yani. Yol yürüyemezsin. Halı sahadan maç yapamazsın 45'ten sonra. Kadınlara hitaben böyle seksi meksi olacağım. Sigara içip falan. Arkadaşlar Fredi'nin kabusuna dönersin. 25 yıl sonra cildin. Ya ben korurum bir şekilde işte nasıl diyeyim bilmem ne yaparım. Koruyamazsın güzelim. Anlatabiliyor muyum? gider. Cildin, bildin, güzelliğin falan kalmaz. 45 T. O açıdan e, sigara böyle. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün o bağımlılık şeyine bakarsanız sigaranın bağımlılığı çok yüksektir. Yani pek çok uyuşturucudan fazladır. O yüzden insanlar yalan atar. Seviyorum, şöyle, böyle. Bırakamıyorum diyemez yani. Çoğu kişi bırakamaz, kurtulamaz esasında. Alkolizm sinsidir. Sorunları alkolle çözmek tamam bir açıdan mantıklıdır. Hani evet bir şey yapıyor gibi olur. Ama sürekli oraya başvurmak, sorunun üzerine gitmek yerine sürekli oraya başvurmak da bir süre sonra hayatınızdaki sorunları çözme yolu olarak kendinizi uyuşturmak. işte alkolle, uyuşturucuyla vesaire buna dönüşmeye başlayabilir dediğim gibi. Bir süre sonra alkolik de olabilirsiniz dediğim gibi. Alkol böyle yavaş yavaş kazanılır. Sonra bir bakmışın alkolik olmuşsun. Alkolikleri de sevmem bu arada. Uyuşturucu, cigara, işte bu tarz muhabbetler. Arkadaşlar gerek yok. Bu tip heriflerle de uğraşamazsınız. Türkiye'de illegaldir zaten. Başınız ağrır. Anlatabiliyor muyum? Başınız ağrır. Yani e, bu tip heriflere de pek güven olmaz. Torbacısına, bilmem nesine. Menfaat şeydirler böyle. Her şeyi yapabilirler. Kimyasal kimyasal zaten aklınıza bile getirmeyin derim. Bunların bir kafası yok mudur? Vardır. Bir şey yok mudur? Vardır. Ama ona daha önceki videolarda da birkaç yere değindiğim gibi arkadaşlar hamur işini kes, şekeri kes, düzgün beslen, spor yap. Ondan sonra ne bileyim işte su filan iç böyle. Meditasyon filan yapabiliyorsan çok hafif bir kafaya ulaşabilirsiniz. Ben bunu deneyimlediğim için biliyorum. Son birkaç senedir ben de dikkat edemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bu tarz böyle çok hafif bir kafa, çok acayip hisseden, dünyayı algılayan muazzam bir kafa yapısı böyle bir şeyin sonucunda mevcut. Bunu bilin, bana güvenin. Anlatabiliyor muyum? Var. Yani böyle nasıl diyeyim? Durduğunuz yerde kafanızın rahat, böyle tüy gibi olur kafanız. Yani beslenme, sağlık çok önemli. Yani kafayı o şekilde açmaya çalışırsanız en güzeli bence o. Millet şey der böyle. Hani nasıl diyeyim? Şunu çok duyardım ben yani. Anlatabiliyor muyum? Bundan birkaç sene önce... ''Hocam sen ne içiyorsun ya?'' Gerçekten millet bir şey içtiğimi zannediyordu biliyor musunuz? Halbuki hiçbir şey içmiyordum yani o zamanlar. E, spor yapıyordum ama haftada birkaç gün. Çok ciddi anlamda. E, işe bisikletle falan gidip geliyordum. Böyle 23 kilometre gidiyordum, 23 kilometre geliyordum. E, hamuruşu şeker falan hiç yemiyordum. E, bir de arada kamp falan yapıyordum. Yani... Kamp, birkaç günlük kamp yapmak. Haftada bir gün falan yapıyordum yani hafta sonları. E, kamp yaptığınız zaman da böyle o dünyanın o stresinden falan uzaklaşıyorsunuz ya. Hani nasıl diyeyim gece böyle ateş yakma falan. O öyle bir e, nasıl diyeyim sizi böyle kafayı daha sakinleştiriyor. Namaz kılıyorsanız bir süre sonra fazla şey, diğer şeyleri tınlamaya başlıyorsunuz. Meditasyon yapıyorsanız e, çok çünkü uyaran çok var. Medya bilmem ne filan. Anlatabiliyor muyum? Bu uyaranları böyle bırakmış oluyorsunuz. Kafa ferahlıyor. Neyse bunları zaten anlatmıştım. Ee, bu tarz şeyler. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.